Hadi sen durma. Merhaba arkadaşlar. Bölgeler ve ülkelerle ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. Evet, yukarıda verilenlerden hangileri kış turizmine elverişli alanlardan değildir? Kış turizmi için tabii ki iklim koşullarının uygun olması gerekiyor. Norveç ve Kanada e, kış koşullarının sert geçtiği aynı zamanda kar kalınlığının fazla olduğu alanlardır. E, Mısır çöl bölgesidir sevgili arkadaşlar. Cezayir'de aynı zamanda çöl alanları çok geniş, yer kaplar. Bu nedenle e, Mısır ve Cezayir kış turizmine uygun olan alanlar değildir. Yani cevabımız E'dir. Yandaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde dini nedenlerden dolayı turizm faaliyetleri gelişmiştir? Evet arkadaşlar, 3 numaralı sağa, 3 numaralı sağa e, İtalya'dır arkadaşlar. Burada Roma var. Aynı zamanda Roma'da e, Vatikan var. Vatikan'da e, dini nedenlerden dolayı turizm faaliyetleri gelişmiştir. Buna göre cevabımız C'dir. Yukarıda verilenlerden hangileri Somalinin özellikleri arasında yer alır? tarımsal verim yüksektir. Bu yanlış arkadaşlar. Somali'de tarımsal verim düşüktür çünkü tarım modern yöntemlerle yapılmamakta. Yani geleneksel yöntemler kullanılmakta. Peki doğal koşullara bağımlılık fazladır. Evet çünkü az gelişmiş bir ülkedir. Genç nüfus oranı düşüktür. Bu yanlış arkadaşlar. Doğurganlık yüksek bu nedenle genç nüfus oranı yüksektir. Gelişmişlik düzeyi yüksektir. Bu yanlış bir bilgi arkadaşlar. Gelişmişlik düzeyi düşüktür. Peki Somali'nin özellikleri arasında baktığımızda arkadaşlar iki, ikinci öncül verilebilir fakat genç nüfus oranının düşük olması, gelişmişlik düzeyinin yüksek olması ve tarımsal verimin yüksek olması söylenemez. Buna göre cevabımız B'dir. Fransa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Akdeniz okyanusal ve karasal iklim özellikleri görülür. Doğru. Tarımsal faaliyetler modern yöntemlerle yapılır. Doğru. Marsilya önemli bir liman kentidir. Aynı zamanda Akdeniz kıyısında ve Akdeniz havzasının önemli bir liman kentidir. Bitki ölçüsü çeşitlik gösterir. Doğal gaz bakımından zengin değildir. Yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Fransa genel anlamda fosil yakıtların çok yoğun olduğu bir ülke değildir. Bu nedenle cevabımız E'dir. Almanya ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Nehir taşımacılığı ticaret ve sanayinin gelişimine katkı sunmuştur. Evet doğru arkadaşlar. E, Almanya'da Ren, Weser gibi akarsular var. Özellikle Ren Nehri ve Elbe Nehri arkadaşlar bu ülke için önemli akarsulardır ve bunlar üzerinde nehir taşımacılığı yapılmıştır ve aynı zamanda ticaretin gelişmesi sanayinin de gelişmesine katkı sunmuştur. Taş kömürü yataklarının bulunması demir çelik sanayisinin gelişme, gelişmesini sağlamıştır. Evet bu bölgede önemli taş kömürü yatakları sahaları bulunmakta arkadaşlar. Mesela ruh bunlardan bir tanesidir arkadaşlar ruh havzası, ahın, sağır diye bölgeleri var. Burada taş kömürü yatakları fazla ve haliyle de arkadaşlar taş kömürüne dayalı demir çelik sanayisi gelişmiştir. Sanayi sürecinin hızlanmasında açılan teknik okulların etkisi olmuştur. Evet doğru bir bilgi arkadaşlar. Hamburg bu ülkenin önemli liman kentlerinden bir tanesidir arkadaşlar. Hamburg aynı zamanda Avrupa'da da önde gelen önemli liman kentlerinden bir tanesidir. Yani dört bilgi de Almanya için Doğru bilgilerdir. Buna göre cevabımız E'dir. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Almanya için doğrudur? Okyanusal ve karasal iklim özellikleri görülür. Doğru bilgi. Tarım modern yöntemlerle yapılır. Doğru arkadaşlar. Çünkü ülke gelişmiş bir ülke. Bu arada okyanusal iklim golf stream akıntısından dolayı kıyı şeridinde iç kesimlerde de karasal iklim var. Güneyine doğru yükselti artar arkadaşlar. Güneye doğru Alpler'e doğru geçiş yapmış oluruz. Peki Kuzey Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır. Doğru bir bilgi. Doğal nüfus artış oranı düşüktür. Doğru arkadaşlar. Çünkü ülkenin gelişmişlik düzeyi yüksek. Buna göre cevabımız E'dir. Yukarıda verilen örgütlerden hangisi küresel boyutta değildir? Evet, Birleşmiş Milletler dünyada barış ve güvenliği sağlamak amacıyla kurulmuş küresel boyutta bir örgüttür arkadaşlar. Küresel ölçek. Evet, Avrupa Bilgi Birliği bölgesel bir örgüt arkadaşlar. Bölgesel. OPEC petrol ihraç eden ülkeler birliği arkadaşlar. Küresel bir örgüt. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü e, bölgesel bir örgüt. Buna göre e, hangileri küresel boyutta değildir? 2 ve 4 numaralı örgütler. Cevabımız arkadaşlar D'dir. Yukarıda verilen ülkelerden hangilerinin Birleşmiş Milletler'de veto hakkı yoktur? Sevgili arkadaşlar Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri var. Bunların veto hakkı bulunmakta. Bunlar kimlerdir? Mesela Fransa e, İngiltere Rusya, Çin ve ABD'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin veto hakkı bulunmaktadır arkadaşlar. Peki veto hakkı bulunmayanlar kimler arkadaşlar? Ee, Almanya'nın veto hakkı bulunmamakta ve Japonya'nın veto hakkı yoktur. Buna göre cevabımız 2 ve 4'tür. Yani cevabımız D'dir. Evet yandaki haritada D8'e üye olan bazı ülkeler verilmiştir. Yani gelişen 8 ülke e, anlamındadır arkadaşlar. Buna göre aşağıda verilen ülkelerden hangisinin gösterildiği söylenemez. Peki e, baktığımızda arkadaşlar e, Pakistan e, alan olarak şurada arkadaşlar Pakistan'ın yeri gösterilmemiş cevabımız A'dır. Diğer ülkeleri eşleştirdiğimizde Mısır B seçeneğinde sevgili arkadaşlar. Endonezya şurada E seçeneği arkadaşlar. Nijerya'ya baktığımızda Nijerya'nın yeri şurası Afrika. Evet İran'ın yeri ise şurada gördüğümüz alan. Buna göre cevabımız A'dır. Evet yandaki haritada aşağıda verilen örgütlerden hangisinin dağılışı gösterilmiştir? Evet arkadaşlar Kuzey Amerika ülkelerinden Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika Bunlar e, NAFTA Birliği olarak bilinir arkadaşlar ve bu ülkeler arasında imzalanmış bir ticaret anlaşmasıdır. Buna göre cevabımız A'dır.